Bu videoda amino asitlerden özellikle de yapılarından bahsedeceğiz. Konuya derinlemesine girmeden önce geriye dönüp amino asitlerin genel bir yapısına bakıp biyokimyada ve özellikle insan metabolizmasının tam olarak neresinde olduğunu bulalım. Bence bunu öğrenmenin en iyi yolu hemoglobin denen protein örneğini incelemek. Peki şimdi nedir bu hemoglobin? Hemoglobin Kan dolaşımımızda olan al yuvarlarda bulunur. Mesela bu benim küçük al yuvarım olsun. Her bir al yuvarın hemoglobin proteini ile dolu olduğunu da belirtelim. Uzun uzun yazmaktansa ben buraya kısaca HB diyeceğim. Evet bu minik arkadaşımız hemoglobin proteininin esas görevi oksijen toplamak. Bu al yuvar damarlarda ve akciğerlerde dolaştığında oksijen toplar ve sonra bu oksijeni vücudumuzdaki çeşitli dokulara dağıtır. Aslında bu durumda hemoglobini bir çeşit arabaya benzetebiliriz. Benim favorim tabii ki arkadaşlar hız yapan, e, süratli bazı arabalar. Ben onları seviyorum. Ama siz belki daha fazla çevre dostu bir araba isterseniz elektrikle çalışan ee, arabaları da bu yeni çıkmış yeni model arabaları da düşünebilirsiniz. Arabanız ne olursa olsun? Havanız iyi olsun dermişim. <laughs> evet yok, arabanız ne olursa olsun, oksijeni arabadaki yolcuya benzetebiliriz. Hemoglobin akciğerlerden geçer, oksijeni alır ve onu dokulara iletir. Dokular, benzer hücrelerin bir araya geldiği gruplardan oluşur ve bu dokulardaki her bir hücre oksijeni alır ve kullanır. Bu oksijeni bizi hayatta tutmaya yarayan ve hücrelerimizdeki çeşitli metabolik sürecin enerji kaynağı olan adenozin trifosfat yani ATP üretmek için kullanır. İyi de şimdi amino asidin buradaki yeri neresi diye kendinize sorabilirsiniz. Evet. Amino asitler bu hemoglobin proteinin yapıcı bloklarıdır. Dolayısıyla amino asitler olmadan bu son derece önemli olan süreç asla gerçekleşemezdi. Şimdi az önceki araba örneğimize geri dönelim arkadaşlar. Tıpkı farklı parçaların bir araya getirilip farklı modellerde araba üretilmesi gibi Markası ne olursa olsun çok fark etmez. Farklı türlerde de amino asitler bulunur. Yani arabaların markası fark etmez diyorum tabi. Amino asidin markası değil, yanlış anlaşılmasın. Bir araya gelerek sayısız farklılıklarda protein oluşturan tam tamına 20 tane amino asit vardır. Artık amino asitlerin metabolik süreçteki yerinin neresi olduğu ile ilgili bir fikriniz olmuştur. O zaman hadi devam edelim ve amino asidin esas yapısının nasıl olduğunu yakından inceleyelim. Öncelikle burada bir amino grubumuz var. Burada da karbonsilik asit grubumuzu görüyoruz. Bakın böylece amino asit isminin nereden geldiğini de görmeye başlayabilirsiniz. Amino gruptan aminoyu, buradaki karbonsilik asit grubundan da aside alalım. Birbirine bağlı bu iki grup aslında alfa karbon dediğimiz karbon atomudur. Bu alfa karbona bağlı bir de o amino aside has bir yan zincir ya da R grubu dediğimiz bir hidrojen atomu bulunur. Her bir amino asidin yapısı bu şekilde çizdiğimiz gibidir ve 20 amino asidi birbirinden farklı kılansa bu R grubu ya da yan zincirdir. Dolayısıyla amino asitlerin her bir yan zinciri farklı gözükür. Burada altını çizmemiz gereken bir şey daha var, öyle belirteyim. O da şudur. Bu karbon atomu yani alfa karbon, kiral karbon atomu olarak da bilinir. Kiral karbon ne demek bir de onu anlatalım. Kiral karbon atomu, kendisine dört farklı grubun bağlandığı karbon atomu demektir. Örneğin buradaki karbona bakacak olursak, bir grubun amino grubu, diğer grubunda karboksilik asit grubu olduğunu görürüz. Hidrojen atomu üçüncü grubu oluşturuyor ve buna bağlı dördüncü grupta R grubu ya da yan zincirdir. Az önce de söylediğimiz gibi buradaki alfa karbona bağlı dört farklı grup olduğu için bu alfa karbon kiral karbon olarak düşünülür ve adlandırılır. Bu arada kiralitenin optik etkinliği ifade ettiğini aklınızdan çıkarmayın. Diğer bir deyişle düz polarize ışıkla bir amino asidin fotoğrafını çekmek isterseniz bu karbonun kiral olmasından dolayı o ışığın yönünün değiştiğini görürsünüz. İşte kiralite bunu anlatır. Optik etkinliği yani ışıksal aktiviteyi. Umarım buraya kadar her şey anlamışsınızdır. Şimdi de kiralitede amino asitler arasında görülen bir istisnadan bahsedeceğim. Dikkat edin burası çok önemli. Amino asit glisin. Bunun nedeni ise glisin için yan zincirin ya da R grubunun sadece hidrojen atomu olmasıdır. Aslına bakarsanız tüm yan zincirlerin arasında en basiti bu diyebiliriz. Sonuçta tek bir hidrojen atomundan bahsediyoruz. Buradaki R grubunun yerine bir hidrojen atomu koyarsanız, glisindeki bu alfa karbondan çıkan atomların birebir kopyasını elde ettiğinizi görürsünüz. Yani glisin, kiral karbon içermeyen tek amino Bu önemli bilginin de altını çizdikten sonra şurada kendimize biraz yer açalım. Amino asit yapısını tanımlamanın bir diğer yolu da Fischer iz düşümü. Fischer iz düşümü, bir kiral karbonun etrafındaki dört grubun arasındaki ilişkiyi anlamamızı sağlar. Sizin için şuraya hemen bir tane çiziyorum. Öncelikle amino grubu çizelim. Hemen üzerinde karboksilik asit, burada da hidrojen atomu ve hemen altında da yan zincir ya da R grubu olsun. Tam burada merkezde kiral karbonu yani alfa karbonu olacak. Kiral karbondan çıkan 4 grup da bu şekilde yerleşecek. Buradaki yatay bağlantıları karşınızda duran bilgisayar ekranını size doğru çıkan bir düzlem olarak düşünebilirsiniz. Buradaki dikey bağlantılarsa bilgisayarınızın sizden uzakta olan tarafından çıkan bir düzlem olarak düşünün. Bu detaylı yapıya L aminoasit deniliyor. Yani buraya çizdiğim bu şeklin ismi L aminoasit. Bunun yanına çizeceğim ya da tam tersi olan şekle de D aminoasit diyoruz. L aminoasidin tam tersi bir görüntüye sahip olan ve şuraya çizeceğim şekilde D aminoasittir. Bu iki şekle enantiomer yani ayna görünümü deniyor. Ayna görünüm molekülleri olan enantiomerler süperpoze değil. Yani bu iki görüntüyü birbirinin yansıması olarak düşünebilirsiniz. Ama eğer buradaki D amino asidi alıp L'nin üstüne koymaya çalışırsanız başarısız olursunuz. Bu iki şekli sağ ve sol eliniz olarak düşünebilirsiniz. Sağ ve sol eliniz birbirinin aynadaki yansıması gibidir. Ama size dönük bir şekilde birbirleri üzerine koyduğunuzda bunların üst üste gelmediğini göreceksiniz. İşte bu Fischer iz düşümünde L ve D şekillerinin arasındaki ilişki. Bu iki şekilde birbirlerinin neredeyse aynı ve kolayca karıştırılabilir. Bunları birbirinden ayırt etmenin bir yolu amino asidin grubuna bakmak, yani en azından ben öyle yapıyorum ve bu şekilde tahmin etmektir. Mesela L amino asidine bakalım. Eğer aminoasidin asidin olduğu yere bakarsam iz düşümün solunda olduğunu görebilirim. Yani L sol amino gruptur. Şimdi de D amino asidine bakalım. Yine amino gruba bakıyorum ve şeklin sağında olduğunu görüyorum. D latince de dextro yani sağ anlamına geliyor zaten. Ben de bunu sağ amino asit olarak kullanabilirim. İşte karıştırmamak için ben böyle yapıyorum. Peki L ve D amino asitleri birbirine karıştırmamak neden bu kadar önemli? Çünkü L formundaki amino asit insan vücudunda bulunan tek amino asit formu. Dolayısıyla L şeklinin insanda bulunduğunu bilmek işimizi kolaylaştıracaktır. Pekala, şimdi şu ana kadar öğrendiklerimizin minik bir tekrarını yapalım. Ne dersiniz? Öncelikle metabolik süreçte hemoglobin örneği vererek amino asidin nerede olduğuna dair büyük resme baktık. Sonra amino asidin yapısını ve merkez alfa karbonun optik etkinliğiyle ile kiral karbonu olduğunu gördük. Glisin amino asidinin istisnai durumunu yani sadece bir hidrojen atom yan zincirine sahip olduğunu, bu yüzden kiral molekül olmadığını öğrendik. Sonra amino asitlerde Fischer iz düşümünü ve L amino asidinin insan vücudunda bulabileceğiniz tek amino asit çeşidi olduğunu öğrendik. Ve işte dersimiz bitti. Umarım bu video size yardımcı olmuştur.